Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ilk defa uğrayanlar için ben Sinoptik Gezgin Okur Merve. Şimdi eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme dersini nasıl çalıştım, nasıl çalışıyorum, nasıl çalışacağım, kaç haftada bitirdim, tekrarlarımı nasıl yapıyorum ve kaçar soru geliyor. Onlara bakacağız hep beraber. Hemen zaman kaybetmeden bakalım. Şimdi ben ölçme ve değerlendirme dersini 5 haftada bitirdim. Zaten kitabın içerisindeki içindekiler bölümünde de 5 bölüm şeklinde ele almış. İlk bölüm ölçmenin temel kavramları demiş. 2012'de ve 2016'da birer soru gelmiş. 2013 ve 14'te 3 soru gelmiş. Diğer yıllarda da 2'şer tane soru gelmiş arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Temel kavramlara iyi bakıyoruz. Peki temel kavram derken ben neyden bahsediyorum? Bunlara yabancı değiliz diye düşünüyorum. Değişken, değişken türleri, değişken türlerinin içerisinde zaten açıklama yapmış. Nitel ve nicel değişken, sürekli süreksiz değişken, bağımlı bağımsız değişken diye ayırmış. Daha sonra ölçmeye geliyor. Ölçmeden sonra ölçeğe geliyor. Ölçek türlerine geliyor. Tek tek bunları açıklıyor. Ve ölçme türlerine geliyor. En çok karıştırılan yer burası, ölçme türleri. Doğrudan dolaylı ve türetilmiş ölçme. Bunların açıklamalarını yapıyor. Bunlarla ilgili çıkmış sorular var. Onları veriyor. Daha sonra değerlendirme bölümüne geliyor. Değerlendirme öğeleri. Değerlendirme öğelerinin alt başlığını açıyor. İşte ölçme sonuçları, ölçüt, ölçüt türleri, mutlak ve bağlı ölçüt. Bunları açıklıyor. Son olarak karar yargı. Değerlendirme türleri. Bunlar veriliyor. Ve son olarak da diğer değerlendirme türleri deyip konu bitiyor. İkinci konuya geçiyorum. İkinci bölüme. İkinci bölümde de ölçmede hata ve ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler diyor. Buradan çok fazla soru geliyor. 2018 yılında 4 soru gelmiş. 2014'te, 17'de ve 19'da 2'şer soru gelmiş. Diğer yıllarda da 3 soru gelmiş. Yani bu demek oluyor ki bu sene kesin bize 1-2 soru gelecek. Bu 1-2 soruda neler olabilir onlara bakalım içindekiler kısmında. Ölçmede hata, sabit, ondan sonra sistematik ve tesadüfi rastgele hata. Ölçmede hata kaynakları demiş, alt başlıkları altını açıklamış. Sonra korelasyon katsayısı ve anlamları demiş ki biz bunu gelişim psikolojisinde zaten öğrenmiştik. Korelasyon türlerinden bahsediyor. İşte negatif, nötr, pozitif. Bunları açıklamasını yapıyor. Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler diyor. Güvenilirlik. Sonra eğitimde kullanılan ölçme araçlarında güvenilirlik hesaplama yöntemleri diyor. Test, tekrar test güvenilirliği. Eşdeğer paralel formlar güvenilirliği. Eşdeğer yarılar, işte testi yarılama güvenilirliği gibi. Böyle alt başlıklar açılıyor. Daha sonra güvenilirlikten sonra geçerlik geliyor. Geçerliğin yine alt başlıkları var. Bunların hepsini zaten tek tek beraber işleyeceğiz. Altını çizerek zaten size aktarım yapacağım. Sonra kapsam geçerliliği var mesela, bunların yolları var, yordama geçerliliği var, bunları anlatmış. Ölçme aracının yordama veya uygunluk geçerliliğinin yüksek çıkması için aranılan şartlar demiş. Bunları tek tek sıralamış. Sonra görünüş geçerliliği var. En sonda kullanışlık demiş ve konuyu bitirmiş. Yani en önemli şeyler bunlar: geçişlik, güvenilirlik ve kullanışlık. Sonra diğer konuya geçmiş. Bayağı soru var burada. Diğer bölüm önemli bir bölüm. Çünkü istikrarlı olarak her sene 3'er tane soru gelmiş. Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve değerlendirme yaklaşımları. Bunlar oldukça önemli ve zor arkadaşlar. Bu konu zor bir konu. İnsan davranışlarının aşamalı olarak sınıflandırılması, davranışların ölçülmesi, işte bilinçsel, duyuşsal, devinişsel alandaki davranışların ölçülmesi, alt başlıklar var. Kavrama basamağındaki davranışların ölçülmesi, uygulama basamağındaki davranışların ölçülmesi, analiz basamağındaki davranışların ölçülmesi, sentez, değerlendirme, duyuşsal alandaki davranışsal,
devinişsel alandaki davranışların ölçülmesi. Bunların hepsi var. Sonra test geliştirmenin aşamaları. Bunların hepsinin alt başlığı var. İşte zeka testleri, başarı testleri, davranış testleri. Hangi yerlere giriyor bunlar önemli, bunları öğreneceğiz. Eğitimde kullanılan ölçme araçları, geleneksel ölçme araçları. Sonra test teknikleri var yine, puanlama teknikleri var, sınavlar var, çoktan seçmeli test teknikleri var mesela. Bunlarda nelere dikkat edilmeli? Bunların hepsini vermiş. Sonra ödevler var. Ödevler ne için kullanılır, ne için yapılır? Tamamlayıcı, işte değerlendirme yaklaşımları var. Portfolyo değerlendirmeleri var. Bunların türleri var. Neden kullanıldıkları var. Tanılayıcı dallanmış ağaç çalışması var mesela. Bu çok önemli. Sonra yapılandırılmış gridin değerlendirilmesi var. Kavram haritaları var. Proje performans, işte puanlama araçları var. En sonda rubriklerin özellikleri var ve konu bitiyor. Dediğim gibi bu konu çok önemli bir konu. Kesinlikle soru geliyor, kaçırmamak gerekiyor ve zor bir konu. Gerçekten zor bir konu. Hani bayağı bir ayrıntılı çalışmak gerekiyor. Dördüncü bölümde test puanları üzerindeki istatistiksel işlemler var. Buradan da yine çok fazla soru geliyor. 2019'da 4 soru gelmiş. Diğer yıllarda da 2'şer 3'er tane soru gelmiş. Şöyle göstereyim. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü zamanımız kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz. Burada ne var? Ölçme sonuçlarının düzenlenmesi var. İşte ham puanlar, sıralı puanlar, ham puanların frekans tablosu. Burada mesela karşımıza çıkıyor puanların gruplandırılması, frekans poligonu, histogram, gerçek puan aralığı, işte grup orta noktası, çizgi grafiği, sütun bar grafiği, nicel değişken bar grafiği, nitel değişken bar grafiği, işte mod, tepe değer, en çok bunlar çıkıyor mesela. Bunlar istatistiksel çalışmalarda da çıkıyor. Onun için önemli. Medyan ortanca veriyor mesela. Bu önemli. Çıkıyor. Sonra aritmetik ortalama. Bakıyorum. Merkezi değişkenlik, dağılım, yayılma ölçümleri, range mesela. Standart sapma, varyans, bağıl değişkenlik, çeyrek sapma, normal dağılım, standart puan, standart puanların dağılımı, Z puanı. Başka ne var? T puanı, T puanının yorumlanması gibi burada da bu konular var. Daha sonra hemen diğer konuya bakacağım. Diğer konu nerede? Son konu. Son konuda da yine istikrarlı bir şekilde birer birer sorular gelmiş. Hatta 2-3 soru geldiği dönemlerde olmuş. Ama ben son çıkanlara bakıyorum. 2018-2019'da birer tane soru çıkmış. 2012'de aşmışlar kendilerine. 9 tane soru sormuşlar. Nasıl olmuşsa o yani, artık bilemiyorum. Madde analizi. Madde analizinin içerisindeki konulara bakıyorum. Burayı çok fazla çalışmadım ben. Ama soru çıkıyor yani, görüyorsunuz. Madde analizi. Alt ve üst grup tekniği, işte aşama aşama vermiş, kağıtların puanlanması, grupların belirlenmesi, madde güçlük indeksi, madde güçlük kat sayısının yorumu, madde ayırt edicilik indeksi falan. Bunlar var burada. Madde varyansının grafiği, madde güvenilirliği, testin ortalaması, madde puanları, matrisi ve madde istatistikleri. Ondan sonra madde güçlük indeksi. Başka da bir şey yok. Yani madde ile ilgili kavramlar var burada da. Ama bizim en çok mesela soru gelen yeri söyledim. Oralara iyi bakacağız. Güzel bakacağız. Modlara, medyanlara, tepe değerlerine falan, onlara falan güzel bakacağız. Ve bu dersi beraber halledeceğiz diyorum. Ah, bayağı yoruldum ben. Ama son bir tane ders kaldı sanırım. Neyse, başka diyeceğim bir şey var mı? Bakıyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Ölçme ve değerlendirme dersinde
Bir sonraki videoda artık temel kavramlarla başlarız. Ben de tutmuş olduğum notları size sunarım. Defterimin falan işte fotoğrafını çeker, buraya da koyarım. Instagram'ı da koyarım. Oradan alırsınız. O zaman görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın.